Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsan aşağıdaki linkten satın alabilirsin. Her zaman söylediğimiz gibi bu oyuna para yatırmanıza gerek yok. Her sene vermiş olduğum taktiklerle milyonlarca coin'si kadrolar kurabilirsiniz. Coin almak her zaman en son seçiminiz olsun. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyim. Şu kadar söylüyorum. 4 senedir bu oyunda video çekiyoruz arkadaşlar. 4 senedir FIFA'da video çekiyorum. Hayatımda ilk defa bu kadar sweaty, bu kadar ibrete âlâ bir video çekiyorum. Bak çok net söylüyorum. 4 senelik şurada 600 tane video vardır belki de. En enteresanı bu video oldu abi. Hemen fazla lafı uzatmadan taktiğimize geçiyoruz arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi başlayacaksınız ki lan bu kadro ne? Bu kadro oynanır mı, oynanmaz mı diye. Ben de şimdi size bu kadro nasıl oynanır, nasıl inanılmaz basit maç kazanabilirsiniz bunu anlatacağım. İlk başta ben bunu Reddit'te gördüm bu arada. Reddit'te gördükten sonra dedim ki yani herhalde bu adam dedim şey kafayı sıyırmış. Hani weekend ligde oynarken hafta sonu liginde kafayı sıyırmış bu lavuk dedim. Hani öyle bir şey yapmış ki artık hani illallah etmiş. Allah belanı versin deyip bir şey yapmış diye düşündüm. Daha sonra kendim uyguladım ve almış olduğum sonuçlar gerçekten de yani hani göreceksiniz birazdan videolarında. Hakikaten çok enteresan. Taktiğimiz ne arkadaşlar? Bela FC. Yani Hilal taktiği gibi enteresan bir taktik. Şimdi taktiğin ne olduğunu sizlere anlatacağım. Ve bu taktiği yapan kişi de hani serverların dandikliğinden madem ben hani Ronaldo alıp Ronaldo öyle efektif bir oyun sergileyemiyorum ya da işte iyi bir kart alıp onunla dribbling yapamıyorsam dedi. Ben de dedi böyle bir taktik geliştirdim kendime dedi ve adam bu hafta 12'ye 2 başlamış arkadaşlar bu taktikle ki zaten videolarını falan da koymuş. Hani dolayısıyla yalan söyleyecek falan hali yok. Ben de şimdi eve geldim işten bir maç denedim ve bende de çalışıyor. Şimdi olay ne arkadaşlar? Öncelikle ondan bahsedeyim. Sizlere olay stoperlerle oynama arkadaşlar. 8 tane stoperiniz olacak, 2 tane de santraforunuz olacak. Bu santraforlarınızı kendi oyun tarzınıza göre belirliyorsunuz. Eğer uzun boylu oyuncuyla ben uzun boylu oyuncuyla da oynayabiliyorum diyorsanız uzun da alabilirsiniz ama genelde buraya hızlı pırpır herifler almanızı sizlere tavsiye ederim. Buradaki diğer özellikler nasıl olmalı onlardan bahsedeyim arkadaşlar. 8 tane defansınız var. Orta sahadaki üçlüler arkadaşlar mutlaka hızlı isimler olmalı. Burada pace'lerini ben size göstereyim. Mesela bu dayının pace'ini görüyorsunuz. Aynı şekilde Nacho'nun pace'ini görüyorsunuz. Bu kardeşin pace'ini görüyorsunuz. Ve bu kadro gerçekten inanılmaz ucuz bir kadro arkadaşlar. Hani ben sadece denemek için kurdum ve bu kadroyla bile inanılmaz sonuçlar aldım. Bunu daha efektif kullanmak için arkadaşlar mesela defansınıza Ramos, Varane, Umtiti ya da işte David Luiz flashback varsa hani o tarz genelde orta saha koyduğunuz stoperleri daha hızlı yaparsanız daha efektif sonuçlar alabilirsiniz. Kimyalarına bakın bu arada oyuncuların arkadaşlar. Kimyaları görmüş olduğunuz için 1, 2, 3 bilmem ne falan böyle alfabetik sırayla gidiyor. Şimdi custom taktiklere geliyoruz yani özel taktiklere geliyoruz. Özel taktiklerde arkadaşlar drop back. Bakın burada her bir bende renk körü ayır var size gözüküyor mu? Bakayım ekrana. Ha gözüküyormuş aynen. Bu şekilde bütün taktikleri kopyalayabilirsiniz. Drop back yani geride kal arkadaşlar 1-1 yapıyorsunuz ve atakta ise topu ileride ne diyorlar ona ya uzun top 2 bar 3 bar 1-1 şeklinde ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Instructions kısmında herkese geride kal diyorsunuz arkadaşlar bu gerideki üçlere. Sadece forvetlerinize get in behind diyorsunuz yani arkaya kaç diyorsunuz forvetlerinize. Diğer herkese geride kal diyorsunuz arkadaşlar. Ve bu şekilde maça başlıyorsunuz. Şimdi inanamayacaksınız zaten ben de ilk başta inanmamıştım dediğim gibi. Şimdi bunun oynanış görüntülerini hep birlikte bir izleyelim. Evet arkadaşlar gelelim taktiğimizin püf noktalarına. Şimdi taktikteki püf nokta aslında yine oyunun bir açığı arkadaşlar. O da şu. Normalde orta sahada neden CDM mesela Fabinho, Matuidi neden oynatmıyorsun diyecek olanlar vardır aranızda. Arkadaşlar sebebi ise şu. Oyunda stoperlerin defansı her ne olursa olsun CDM'lerden daha iyi oluyor orta sahada oynattığınız zaman. Aslında bu bir oyunun bug'ı arkadaşlar. Herhalde bunu da oyunu bilmeyen insanlar için yapmışlar. Yani oyunu sonuçta bu oyunu bilen bir insan normalde stoperi orta saha koymaz. Herhalde oyunu yeni başlayanlar veya bilmeyenler için yapılmış bir şey olarak görüyorum ben. Çünkü gerçekten stoperlerin yapmış olduğu pres kimse de yok. Veya şu benim kurduğum takımı mesela Davinson Sanchez o live kartı Van Dijk'la falan kursanız hani herhalde karşı rakibinizi gerçekten çıldırtabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ben böyle dandik stoperlerden oluşan yani dandik defans özelliklerinden oluşan bir hatla bile ne kadar etkili olduğumu görebiliyorsunuz. Zaten burada attığım golleri de görüyorsunuz. Taktiğim bir püf noktası arkadaşlar fark ettiyseniz ne yapıyoruz? Yuvarlığa basıyoruz. Yani şut atma tuşuna basıyoruz. Defanslarımızla topu alır almaz arkadaşlar şuta basıyoruz. Diğer kaleye doğru dönük şuta basıyoruz. Şuta bastığınız zaman topu oyun otomatik olarak bir yere atıyor. Ne adama veriyor ne size veriyor. %50'lik bir kısma bırakıyor. Yani ya ona ya sana veriyor topu kısacası. Ve genelde işte topu size verdiği zaman da eğer öndeki oyuncunuz hızlıysa, ayağı iyiyse bir şekilde top yapıp buradan gol çıkarabiliyorsunuz. Zaten attığım gollerin hepsini görüyorsunuz arkadaşlar.
Dediğim gibi bu da tekrardan bir oyunun açığı maalesef ki. Normalde mesela ben oradaki adamı L1 üçgenle veya normal orta tuşuna basarak atsaydım arkadaşlar, mümkünat yok ben bu golleri atamazdım. Benim bütün golleri atmamın sebebi oyunun tekrardan bir bug'ı olan sizin orta sahadan herhangi bir oyuncuda şut çektiğiniz zaman arkadaşlar topun rastgele bir yere gitmesi. Ve genelde o top rastgele bir yere gittiği zaman ve hızlı bir oyuncunun ayağına geldiği zaman gol oluyor sevgili dostlar. Burada şunu bekleyebilirsiniz. Burada her zaman hani illa da şut çekeceksiniz diye bir şey yok. Mesela bir oyuncu gerçekten boştadır, onu atabilirsiniz. Veyahut da iki tane öndeki oyuncunuzla birlikte pas yapıp gol atmayı deneyebilirsiniz. Ama taktiğin, yani daha doğrusu olayın asıl kurgusu zaten topu hızlıca uzaklaştırıp gol atmak üzerine. Gerçekten çok enteresan. Hani ben inanmamıştım. Deneyince hani eve geldim, bir maç denedim ve bir maçta hani böyle oynadım. Bu dandik kadroyla gerçekten de çok şaşırdım arkadaşlar. Dediğim gibi olay, topu alıyorsunuz, dikiyorsunuz ve çoğu zaman da stoperler hata yapabiliyor arkadaşlar. Çünkü topu diktiğiniz zaman oyunun böyle enteresan bir tarafına denk geliyorsunuz herhalde, bilmiyorum. İki kişiyle yar olmuyor, anladınız mı? Öyle enteresan bir yere gidiyor ki karşı rakibin stoperleri de gerçekten arkadaşlar mallıyor. Sağ bekte ve sol bekte de stoper kullanmanızı tavsiye ederim. Ben Laporte'u kullandım çünkü oraya koyacak bir Fransız stoper yoktu. Varını da para verip almak istemedim. Normalde bu olay zaten arkadaşlar hepsi stoperle gerçekleşiyormuş ve bunu paylaşan adam da birkaç senedir böyle oynuyormuş. O daha da enteresan yani gerçekten. Bakın burada mesela şut çekiyorum. Aslında inanılmaz, hani gerçekten boktan bir şut çekiyorum arkadaşlar. Ve buna rağmen top yine de benim önüme geliyor. Oyun çünkü topu benim almamı istiyor. Bunun başka hiçbir açıklaması yok arkadaşlar. Oyun topu benim almamı istiyor. Ve gerçekten de Griezmann'la güzel bir gol atıyoruz. Yani attığım goller dışı kaçırdığım goller oldu. Adamı pres yaptığım dakikalar oldu. Zaten videonun sonunda izleyeceksiniz. Rakibinizin stoperlerini çok fazla hataya sürükleyebiliyorsunuz. Böyle bir şey de oldu. Hani ben buna neden böyle bir şey video koydum da sizlere anlatayım. Yani arkadaşlar Ronaldo alıyorsun, Neymar alıyorsun. Oyunun serverından oynayamıyorsun kardeşim. Madem Ronaldo Neymar'la oynayamıyorum, ben de böyle bir sürü 8 tane kazmayı koyuyorum kardeşim yan yana. 8 tane kazma, birbirinden kazma herif bassınlar kardeşim. Forvetlerinize de böyle aç siyahi topçulardan falan alın böyle. Eskiden Karabük Spor'un almış olduğu gibi böyle aç siyahi topçular alın. Koysunlar abi tazmaya canavarı gibi. Yani harbiden başka bir şey demek istemiyorum. Deneyebilirsiniz taktiği. Bence kesinlikle çalışıyor. Zaten bu kadar gol atıyoruz. Pozisyona giriyoruz. Zaten sizler de görüyorsunuz sevgili dostlar. Birazdan tabii daha detaylı klipleri de sizlerle birlikte buluşturacağım. Ve bu arada adamın rage quit atması da gerçekten daha da enteresan arkadaşlar. Custom taktikleri verdik. Nasıl uygulayacağınızı söyledik. Nasıl değerlendirebileceklerinizi hepsini anlattım sizlere. Dediğim gibi illa mesela topu diyelim siz kendi yarı sahanızda aldınız arkadaşlar. Topu birazcık sürüp basarsanız mesela daha iyi açılar yakalayabilirsiniz. Yani bunlar genel FIFA bilgisine dayanan şeyler. Sizler de zaten oynadıkça bunları göreceksiniz arkadaşlar. Videonun sonunda zaten iki tane daha klip var. O da bu taktiği anlatan kişinin koymuş olduğu klipler. Dediğim gibi gerçekten enteresan bir taktik. Benim gibi sadece 11 hani sadece 14 win alıp en azından bir ödül açayım diye FUT Champions oynuyorsanız en azından eğlenceli bir şekilde değerlendirebileceğiniz bir taktik. Sonuçta rakiplerinize soru, benim karşıma kim gelse abi herkes böyle drop back, full ölümüne defans falan, böyle sanki bir daha hani bir daha dünya gelmeyecekmiş gibi, yarın yokmuş gibi defans yapanlar, bilmem ne falan, zaten böyle saçma salak adamlarla oynuyoruz. Vardı kardeşim, hep bize mi olacak, bir kere de biz yapalım. Yani özellikle hani bu yayın bir bug'ı yani arkadaşlar, anladınız mı? Hani nasıl kickoff kılıç var ya da nasıl oyunun başında hatırlıyorsunuz ilk temas anındaki vurulan plase şutları var. Bunun da onlardan bir farkı yok açıkçası. Yani sonuç onu kullananlar bunu da kullanabilirler. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Yani 4 senedir şu FIFA videolarında yüklemiş olduğum gerçekten en enteresan, harbiden en enteresan video oldu arkadaşlar. Kendime bile hayret ediyorum ama işten döndük, videomuzu çektik, attık, sizlerle birlikte buluşturduk. Sizler de bir saniyenizi alacak şekilde beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Her yoruma bir kalp bırakacağım. Bunu da tekrardan söylüyorum. Hepinize Fenerbahçe Beşiktaş maçında iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Umarım akşamınız gönlünüze göre geçer. Beğenmeyi, paylaşmayı, yenisinize abone olmayı unutmayın. 50.000'e son 20 abone. Haydi bastır!